hocam bugün bir IQ insanlara bakacağız. Dikkat, bu video psikolojinizi bozabilir. Yo. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da bayağı eğleniyoruz. Arada canlı yayınlar falan açıyorum. Chatte bazı salaklar oluyor, ayrı mesele. Her neyse, konumuz bu değil. İsterseniz laf uzatmadan videoya geçelim. Paket servisçilerinin asansörü kullanması yasaktır. Bunu yazan yöneticiye, daha doğrusu böyle yöneticiye şöyle yapmak isterdim. Pardon, biraz fazla oldu da. Lan bu da oğlum, çıkar lan bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz şey oldu da. 3 kez gebelik testi yaptım, 3 de pozitif çıktı. Şimdi benim 3 tane çocuğum mu olacak? Yok kardeşim, 9 tane nur topu gibi bir çocuğun olacak. Hanımefendi, senin beyniniz Allah bağışlasın. En sevdiğim Instagram biyografi faciası geliyor. Hayriye Soyulmaz, 2011 Urfa Lahmacun Güzeli. Oha, böyle bir yarışma mı var lan? Evet, 2011 Urfa Lahmacun Güzeli. Neydi lan ismi? Hayriye Soyulmaz. Osmanlı torunu, soran olursa eski sevgilimle dersin havan olur. Not açık, bayanları ve erkekleri kabul etmiyorum. Abi bayan ne ya? O bayan ne oğlum? Merhaba bayan. Kadın erkek. Bayan. Tebrik ederim bu arada, lahmacun güzel olmuş. Soru gelsin dayıcım. Şimdi erkeğe soruyorlar. Hayalinde nasıl bir gelin adayı var? Yine şu maymun emojisini bırakmışlar ama. Şöyle köyde büyümüş, gratis iPhone bilmeyen, güzel yemek yapan, hamarat çarşaflı bir kız olsa yeter. Başka bir şey istemem bacım benim. Bacım. Ama fotoğrafına bakıyoruz. BMW aracın önünde sigara içerken bir fotoğraf koymuş ve böyle bir şey demiş. Aşırı ironi. Yani diyor ki ben köle arıyorum. Geri zekalı. Evet, bu videoya yakışacak bir fotoğraf. Yani ben buna yorum yapamıyorum gerçi. Her şeyi espriye alıyoruz, dalgaya alıyoruz fakat bunu alamıyorum. Yazık, gerçekten yazık. 2 kişilik serpme kahvaltı, bilmem neyli yumurta, 100 lira bedel ödendi. Emojisi bırakmış. Lan ben hiçbir şey anlamadım. Kahvaltı ödediği için mi atıyor? 100 lira... Yine anlamadım. Burada farklı bir ticaret dönüyor. Bir gün karımla ve çocuklarımla salonda otururken gel yatsan yine gelirim. Vay orası. Böyle bir durumdaysanız evlenip çoluk çocuğa karışıp başka hayatları da s**meyin. Ya unutacak kadar güçlü olun ya yalnız kalacak kadar. Ağzında sigara varken başka şeylerle uğraşan erkek, of yazarken bayıldım. Ben hala sigara içenlerin mentalitesini anlamış değilim. Ya bağımlılıktır abi ya. Allah. Bir insan niye para verip kendini zehirler? Ya dertlerimizi unutmak için yiyen. Her şeyi dramatiğe bağlamayın lan. Gerçi genç kitlenin %70'i şey için, artistlik için içiyor. Mersin'de bir tane kafe var, ismini vermeyeceğim. Oraya gidenlerin çoğu böyle yürüyor. Yani kendini az daha kasta sıçacak. Mersin Baran'ın Unutamadım şarkısına gelen bir yorum. 22 yıl oldu, ben seni unutamadım. Benim ama. Bir dakika, bu şarkıya bir bakacağım. Daha önce hiç dinlemedim. Korktum başıma geldin. Evet, değişik yani, normal arabesk. İnsanların çoğunda Onetis hastalığı var. Onetis hastalığı da işte birini unutamama, onsuz yapamama, hep aklına onu getirme, zar zır pırt pırt. Senin unutamadığın kişi şu anda başkalarıyla çatır şudur. Pardon, biraz acımasız oldu galiba. Gelecek ayki maaşımı geçen ay harcamışım. Evet, daha çok beyinde harcıyorlar. Diğer ay şu kadar para gelecek, şu kadarı şuraya gitse, bu kadarla şu kıyafet al... E para bitti. Kardeşim o hareketi! Lan ne yapıyorsun amınak? Ya hocam ben internetten öğrenip geldim ya. Siz bana karışmayın. Binaya kız sokmanın cezası bahanesi ne olursa olsun 7000 TL'dir. Yönetim. Korktum başıma. Fiyat neden acaba 7000? Ulan kesin alacağı telefon 7000 lira. Dünyanın en komik olayı geliyor, iyi izleyin. Kanka bunu Insta'ya atayım mı? İyi çıkmış mıyız la? Yalnız harbi iyi çıkmışlar. Su şişesi etiketini yapıştırmışlar. Oğlum çok iyi, bana da atsana, ben de paylaşayım. Dur. Ne? Kafanız dalgın diyelim. Lan ikiniz de mi dalgın? Zaten önceden atmış, niye bir daha atıyor? Allah'ım çıldırıyorum ya. Olmasa da olur. As. Hiç etik değil. Bu hiç etik değil. Abi birazcık var. Tek kişiye bağlı kalan sadık, herkese aynı anda flört eden. Herkese aynı anda flört etmenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle tek kişiye sadık kalırsanız. Geçmiş olsun. Tabii ilişkiniz yoksa, ilişkiniz varken bunu yapmayın da, ilişkiniz yokken tek bir kişiyle konuşuyorsanız. Geçmiş olsun. Yeter be, okuyup da Elon Musakka mı olacak? Evet arkadaşlar, okuyunca böyle olmuyorsunuz. Kur'an'ın tamamını ezberi bilen kişiye ne denir? Aferin. Aferin. Bazen öyle fotoğraflar oluyor ki YouTube kurallarına aykırı. O yüzden gösteremiyorum. Şu an merak ettiniz, biliyorum. Pazar günü eşi uyurken kahvaltı hazırlayan erkeğe ne denir? Adam değilsin denir. Ben olsam kahvaltıdan sonra kahve de yapardım. Eşimle beraber içerdik. Mala bak ya. Tek kahve mi içilir? Yanında ben de kek yapardım. Evet, bir videomuz var şimdi. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Neredesin yaladığımın kızı? Tamam mı? Oldu mu? Bu nedir ya? Bu nasıl bir video ya? Lan adam para sayma makinesi yutmuş. Sevgiliniz ailenize tanışma yemeğiyle bu kıyafetleri geldi, ne yaparsınız? Ailemden ayrılırım. Profesyonel maraba. Yalnız 10 numara çift. Evliyim ama eşimden yakışıklısın, çok hoşuma gittin. Ne? Şaka mısın? Ciddi misin? Geri zekalı mısın? Bu insanlara Allah akıl fikir versin diyeceğim de, vermiş de bunlar kullanamıyor. Neredesin? Köprüye girdim. Darısı başıma. Ya oğlum bak, komik de sen değil. Yani niye güldüğümü ben de bilmiyorum. Dünyanın en güzel camisi. Pardon, bir şey soracağım. Camiye yüzerek mi gidiliyor? Tövbe estağfurullah. Her neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İnaldiği gibi durumda kalın. Önce videoya girebilir, buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün bir IQ insanlara baktık. Gerçekten saçma salak insanlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay. Su içeyim de rahatlayayım.